Merhaba sevgili izleyiciler. Şans, bereket, bolluk gezegenimiz Jüpiter 10 Ekim 2017'de Terazi burcundan ayrılıp Akrep burcuna geçiş yapacak. Jüpiter zodyağı 12 burcu 12 yılda bir dolaşır. Yaklaşık her burçta bir yıl kadar kalır. En son Akrep burcu ziyaretini 2005 yılı sonlarında ve 2006 yılında yaşamıştık. Şimdi de o döneme benzer etkileri yine hayatımıza yansıtabilir. Jüpiter Akrep burcundayken sizin haritanızda hangi ev alanlarını etkileyecek, hangi yaşam alanlarınıza değecek, bunları da tabii ki kontrol edebilirsiniz sevgili izleyiciler. Başta akrepler olmak üzere su grubu burçlar yılın en şanslı burçları. Çünkü Jüpiter onlarla, akreplerle beraber yengeç ve balık burçları 2018 Kasım ayına kadar Jüpiter'den tam destek alacaklar. Evet, Jüpiter akrep burcundayken enerjisini, etkilerini güçlü bir şekilde ortaya çıkarabilir. Su grubu burçlarda genel anlamda daha verimlidir Jüpiter. Balık burcunu da yönetir, yengeç burcunda yücelir, akrep burcunda da yine oldukça güçlüdür. Akrep zodyakta 8. evi yönetir. Her türlü dönüşümsel konular, ruhsal ve bedensel, her türlü arınma, şifa, dönüşümle alakalıdır. Ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili konular, spiritüel kavramlar, psikoloji, psikanaliz, her türlü mistik konu akrep burcunu temsil eder. Duyguları derindir, sezgileri çok güçlüdür. Demek ki Jüpiter akrep transitinde bunları, bu tarz etkileri hem bireysel olarak hem de toplumsal alanlarda, daha geniş kitlelere hitap eden konularda da yoğun olarak hissedebilir, deneyimlerimizi artırabiliriz. Akrep burcu son derece azimlidir, güçlüdür, dirayetlidir, sabırlıdır, tutkuludur. Ve Jüpiter bu tarz konuları da tabii ki, bu tarz özelliklerimizi de biraz daha yoğunlaştırabilir. İlişkilerdeki paylaşımlarımız, tabii ki bedensel paylaşımlar, tutkular, cinsellikle ilgili konular akrep burcunun temsil ettiği kavramlardır. Aynı zamanda hisseli paralar, finansal paylaşımlarımız, ekonomiye dair konular, yeraltı ve yeraltı kaynakları akrep burcu tarafından temsil edilir. Akrep burcu güçlü arınma, dönüşüm, yani psikoloji, psikiyatris, her türlü detoks, arınma, bedenen ve ruhen şifalanmayla da alakalıdır. Bunun yanı sıra şifa amaçlı ameliyatlar, operasyonlar da yine akrep burcu tarafından temsil edilir. Jüpiter o bereketli enerjisiyle, büyütücü enerjisiyle bu bahsettiğimiz konulara, kavramlara hayatımızda biraz daha fazla değinecek ve oralarda belki de daha büyütücü bir etki oluşturacak. Daha fazla da çoğumuza değişik ve farklı şanslar verecek diyebiliriz. Evet, Jüpiter'in bu transiti sırasında yaklaşık 13 ay kadar, 8 Kasım 2018'e kadar Jüpiter Akrep Burcu'nda olacak. Dönem dönem etkileri çok daha güçlü olacak. Çünkü gökyüzünde diğer gezegenlerimizle olumlu açılar yaptığında biz de onun enerjilerini daha rahat alabiliriz. Daha olumlu bir şekilde bunu hissedebiliriz. İlk olarak 27-28 Kasım'da Güneş'in Jüpiter'le birleştiğini görüyoruz. Bu 2017'nin sonlarına doğru yaşayabileceğimiz en şanslı gökyüzü hareketlerinden birisi. Ardından 13-15 Kasım'da Venüs-Jüpiter kavuşumu var Akrep Burcu'nda. Bu da oldukça yine verimli değerlendirilebilecek günlerden. 2018 yılına baktığımızda 1-3 Mart Venüs-Jüpiter üçgeni var. Venüs Balık Burcu'nda, Jüpiter Akrep Burcu'nda. 13-15 Mart'ta Güneş-Jüpiter üçgeni var. Güneş Balık'ta, Jüpiter Akrep'te, özellikle Balık Burçları, akrep burçları, yengeç burçları, bu bahsettiğim güzel günleri iyi değerlendirin. Yani bugünlerde yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Özel ilişkileriniz, iş ilişkileri, işle ilgili konular, maddi manevi fırsatlar, şanslar etrafınızda biraz daha fazla olabilir. Elinize attığınız her şey biraz daha bereketli olabilir, verimi artabilir. İyi değerlendirmeye çalışın. Evet, 20-22 Ocak arası Jüpiter Oğlak Burcu'ndaki Plüton'da da destekleyici bir açı yapacak. İkisi de aslında finansal anlamda, maddi anlamda güç ve bereketle alakalıdır ve bunların olumlu açı yapması da özellikle maddi anlamda kendimizi de daha güçlü ve güvende hissetmemize yardımcı olabilir.
Jüpiter bu yıl 9 Mart 10 Temmuz arasında yaklaşık 4 aylık bir retro yapacak. 23 derece akrepte başlıyor bu retro hareketi. 13 derece akrebe kadar da devam edecek. 10 derecelik bir gerileme var. Bu gerileme döngüsünü en fazla 2. dekan akrep burçları hissedebilirler. Tabii ki Jüpiter retro harekette bize sunduğu şansı ve korumayı tamamen azaltmıyor ama ileri harekette karşımıza çıkardığı veya bize sunduğu bazı şeyleri retro dönemde içselleştirebiliriz. Onları biraz daha belki gözden geçirebiliriz. Bazı şeylerde yavaşlama olabilir ama daha çok içsel anlamda, ruhsal anlamda Jüpiter'in o bereketli, verimli ve şifacı enerjisini alabileceğimizi söyleyebilirim. 10 Temmuz'dan itibaren ise artık ileri harekete dönecek. 8 Kasım'a kadar da Akrep Burcu'nda ilerleyecek. 8-18 Nisan aralığında Jüpiter yine Venüs'le olumlu bir açı yapıyor. Bu sefer Yengeç Burcu'nda Venüs. 5-7 Temmuz aralığında da Güneş Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Yine Yengeç Burcu etkisi. Bu dönemde yine yengeçler, akrepler, balıklar için oldukça kısmetli günler, verimli günler. Sonbahar aylarında 6-13 Eylül arasında da Venüs, Plüto ile Jüpiter'in yine olumlu destekleyici bir açısı olduğunu görüyoruz. Evet, genel anlamda yıl boyunca sevgili akrepler, balıklar, yengeçler, Jüpiter sizinle olacak. Jüpiter'in korumasını hissedeceksiniz. Ve geçtiğimiz yıllarla kıyasladığınızda 2018 yılı sizin için çok daha bereketli, verimli olabilir, şanslı olabilir. Hiç ummadığınız yerlerden de bu yıl daha fazla kısmetle, şansla karşılaşabilirsiniz. Diğer burçları kısaca bir göz attığımızda, özellikle yükselen burçlarınıza göre bunu takip etmenizi öneriyorum. Koç burçları Jüpiter seyrini 8. evlerinden alacaklar. Eş ve paralarının kaynaklarında bir gelişme olabilir. İşbirliklerinden, ortaklıklardan, evliliklerden özellikle finansal kazanç daha fazla elde edebilirler. Cinsellikteki cinsel yaşamları da daha verimli, daha tatmin edici olabilir. Bu yıl tutkulu bir dönem onları bekliyor. Boğa burçları özellikle uzun süreli ilişkilerde bu yıl Jüpiter'den destek alacaklar. Evlenmek, işbirliği yapmak, ortaklık kurmak gibi. Ve eşten gelecek ve de veya eşin veya partnerin durumunda olacak olumlu gelişmeler, büyümeler, şanslar da yine onlarla. İkizler burçları iş ve mesleki alanlarda ve sağlık konularında Jüpiter'den destek alıyorlar. Yengeç burçları aşk hayatları için çok verimli bir yıl. Aynı zamanda çocuklar için verimli bir yıl. Çocuk sahibi olmak için de bu yılı değerlendirebilirler. Aslan burçları ev, emlak, gayrimenkul, toprak gibi konularda verimli bir dönemdeler. Emlak alabilirler, ev sahibi olabilirler. Aynı zamanda aileden yana da daha fazla destek ve mutluluk alabilecekleri bir dönemdeler. Başak burçları eğitim konusunda şanslı ve bereketli bir yıl. Yeni şeyler öğrenebilir, bol bol okuyabilirsiniz. İletişim hızlanıyor. Seyahat gibi konularda bu yıl sizinle ve kardeşlerinizin de hayatında sevindirici gelişmeler olabilir. Terazi burçları para bakımından iyi bir yıl. Jüpiter para evinizde cebinizi biraz daha şişirecek gibi. Bu yıl özellikle kazanç imkanlarına dikkat edin. Yeteneklerinizi iyi değerlendirmeye çalışın. Evet, akrep burçları zaten siz her alanda Jüpiter'in şansı, koruması, bereketiyle beraber olacaksınız. Bu unutulmaz yılı lütfen iyi değerlendirin. 12 yılda bir Jüpiter burcunuza geçiyor. Yay burçları özellikle manevi anlamda bu yıl biraz daha gelişme fırsatı sizinle. Satürn de burcunuzdan ayrılıyor. Son 2-3 yıl çok zorlandınız, yoruldunuz. Bu yıl biraz daha sakinleşme zamanı, biraz içe dönme zamanı ve ruhsal konularda gelişim sizinle. Oğlak burçları, sosyal çevreniz genişleyebilir, daha fazla arkadaş edinebilirsiniz ve arkadaşlardan yana da keyif alacağınız bir dönem. Tabii ki kalabalıklar, grup çalışmaları, ekip çalışmaları bu yıl gündemde. Yeni kulüplere, derneklere, vakıflara da üye olabilirsiniz. Kova burçları, Jüpiter kariyer evinizde ve kariyerinizi genişletecek. Burada önemli destekler alıyorsunuz. Balık burçları, özellikle manevi alanda büyük bir gelişim var. Yurt dışı ile ilgili her türlü konu, uzak seyahatler, akademik konular bu yıl Jüpiter'in de desteğiyle sizin için daha verimli görünüyor.
Evet, hazırladığımız haftalık, aylık videolarda yine Jüpiter etkilerini takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın.